Loda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sunar. Sahtesini taksa ben su yolu taktım gelinime diye. Mesela hangisi gerçek, hangisi sahte? Hande bir göstersene. Hande'yi de bu işleri editörümüz. Hande bak bir göster. Bak bu su yolu mu su yolu? Araksicim bu da su yolu mu? Su yolu. Su yolu. Hangisi gerçek? Şimdi aradaki fark ne? Aradaki fark ne? Tamam gerçeği burada. O sahtesi. Ama ben bakınca ikisi de bana aynı geliyor. Işıkta anlaşılan dediğin şu böyle hare hare olması hali mi? Evet bu her rengi veriyor. Mavi, yeşili, sarı. Görüyor musunuz? Her renk var. Ay. Bunda her renk yok. Onda tek, onda gözüm kamaşıyor. Bakamıyorum. Evet. Aradaki fark o herhalde. Öğrendik yani. Siz biliyorsunuzdur da gerçi. Siz, tabii. Estağfurullah. Ama bu her rengi veriyor. Swarovski'deki gibi. Işıkta mı anlaşılır yani, gerçek pırlanta? Şöyle diyeyim. Yani bir kuyumcu çok daha çabuk anlıyor tabii ki bunu. Işığını, renklerini, kesimini. Ama hani siz baktığınızda çok bir şey fark edemiyorsunuz. Size sadece bu ışıltı bak, alıyor. Bak, evet, Işıltıyor ya pırlanta. Şimdi anladım. Bak bu gerçek pırlanta. Evet. Bu, gördünüz mü? Bu gerçek pırlanta. Bu evet. Da bu rengarenk. Rengarenk. Gökkuşağı gibi. Bu o tek renk. Bunu da şey Ceyhun almış. Bunu Ceyhun almış. Ceyhun kendi aldığını çeksene anne bu gerçek bak. Gerçek mi Araksicim? Hangisi bu? Yani tabii Ceyhun ki. Belki sahtesini yok, almıştır. Ceyhun bizden aldı zaten. Oradan biliyorum. Kaşını gözünü oynatıyor. Bu gerçek mi? Bunu kim taktı? Bunu ben aldım. O i̇mitasyon kendi aldı. Bu. Evet. Ha, imitasyon. İmitasyon komple. Peki bu da anlaşılıyor mu? Bu. İşte şimdi bakın demin anlattım size. Ha. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar fark var? Bir buna bakın. Görüyor musunuz ne kadar ışık saydan bu? Anladım. O zaman renkleri var. Yani bir umudumuz Büsün. Kalmıştı sahte takmak gibi. O da yok, mı şu anda yok oldu? Evet. Açıkladık bir... artık nasıl bir sahteliği görebilirsiniz, nasıl bir hakiki Hande'cim, kolyeyi. Hande'cim çok teşekkürler. Hande geçen yıl evlendi. 10 ay önce evlendi Hande. Tebrik ediyorum. 11 ay oldu Uzun hatta. Uzun yıllar Hande... olsun. Teşekkür ederim. Evet bu konularda taze gelin. Şimdi peki. Ceyhun'a bizim adresi ver Hande. Sezanur Hanım. Sahte gelinlik var mı? Sahte gelinlik maalesef yok. Maalesef yok. Kiralık? Kiralık da yok. Bizde yok. Bizde yok kiralık ama kiralıkla da satılık arasında çok fazla fark yok. Evet. Normalde ya. Çünkü ilk verildiği zaman onun emeğini bir şeyi almak zorunda. Sonra geldikten sonra temizleyip tekrar veriyor, tekrar veriyor. Orada kazancı daha fazlalaşıyor. O daha ticari oluyor. Tabii ki hepimiz ticaret yapıyoruz ama ben 37 senedir bu işi yapıyorum. Bizim babadan gelme, ilk Mahmut Paşa'da başladım bu işe. O zamanlar kiralık olabiliyordu ama artık kiralık yok. Çünkü şey var, dizayn yapıyorsunuz, tasarım yapıyorsunuz, kişiye özel yapıyorsunuz. Onu tekrar bir başkasına vermek bana göre olmamalı. Belki sanatçı ruhumla konuşuyorum. Anladım. Ticari konuşursanız tabii ki bazı semtlerde var ama artık eskisi gibi kiralık yok. Tahmin edeceğiniz üzere sevgili seyirciler, yaz gelmişken, yaz düğünleri alıp başını gitmişken, evet. Hem gelinlik fiyatları kur üstünden alıp başını gitmişken, çünkü ipek tüllerinden, satenlerinden, dantellerinden tutun hepsi para, hem de altın fiyatları... Pırlantalar alıp başına gitmişken yandık ki ne yandık. Yani düğüne davet edileceğiz diye ödüm patlıyor. Evet. Düğün yapacakların da ödü patlıyor. Sizlerin iyice mi ödü patlıyor? Yani bu artık bu sektör, evlilik bitmez. Türkiye'de öyle hiç bitmez. Yani hani dünyada, Türkiye'de gerçekten evlilik ayrı bir sektör oldu. Şöyle oldu çünkü şimdi 37 senede çok şey değişti. Hala aynısını götürenler var ama sistemler o kadar değişti ki evden çıkış kıyafeti var. Düğüne hazırlanırken ayrı brice'lar, sabahlıklar var. Oradan çıkıyorsunuz, gelinliği giyiyorsunuz, çıkartıyorsunuz, after party giyiyorsunuz. Evet. Yani bu yok artık. Sektör öyle oldu ama hani
Bana sorarsanız bu sektörün içindeyim. Ben o gelinliği bir kere giyeceğim. Tepe tepe giymek isterim. Yani sonuna nasıl kadar. Yani? Düğünde yarısında çıkartıp after party'ye geçiyor. Ya bunu hiç anlamıyorum. Neyse ben... Ya da sizin... ikinci gelinliğe geçiyor. Ha. Tekrar sonra sabahleyin başka bir şeye geçiyor. Şimdi öğleleri de var. Veya iki gün yapanlar var. İlk gün düğün yemeği veriyor. Aileler kaynaşsın diye. İkinci gün esas düğün yapılıyor. Yok yok. Ama bunun yanı sıra dediğiniz gibi dibi de var. Evet değil mi? Yani zorlukla böyle parayı zor bulup da kendine gelinliği zor denkleştirebilen, damatlığı zor denkleştirebilen. Altına ayakkabıyı almak için değil mi? Günlerce en ucuzunu nerede bulabilirim diyenler de var. Aynen. Aynen. Ve tabii ki takılardan dolayı. İki tarafta birbirine giriyor. Sen bana düğünde bunu takmıştın da sana ama bilmem ne taktı falan. O düğünden sonraki olay oluyor. Bizde en kötüsü şöyle olabilir. Kayınvalide önceden gelip ya Araksıcığım sen şunları değil de şunları göstersen. Oy ne yapsınlar ya. Herkes haklı. Ama onun gelinlikte de oluyor. Evet. Tabii ki gelinlikte de oluyor. İlk başta. Yani rakam veriyor o rakamları geçme. Oluyor. Yani bir şey olup veya aileden kalan bir şey oluyor. Onu temizliyoruz, parlatıyoruz. Tekrar geline veriliyor. Veya elinde olan bir şeyleri bozup yenisini alıyor. Hı hı. Ama tabii ki şartlar çok zorlandı. Bu altın fiyatları artıyor, taş fiyatları artıyor, pırlantalar artıyor, dolar artıyor. Yani her şey çünkü yurt dışından geliyor. Hı hı. Bunlar bizim ülkemizde maalesef yok. O zaman da daha zorlaşıyor her şey. Belirli insan, bu çeyrek altın bile dünya para artık gramına bakıyordu. Gramdan da vazgeçtik. Peki kayınvalideler var mı geline? Yavrum ne beğenirse beğensin ona dünyalar feda diyenler. 100 kişi de kaç tane? 1-2 100 tane de 1-2 tane kayınvalide mi geline dünyaları veriyor? Ay, ama parası olsa da. Hani dünyaları vermiyor ama ne beğenirse alsın tabii ki diyen çok. Ama dünyaları veriyorum hani bir su kolye üstüne bilezik hadi küpesine. Olmadı ertesi günde işte gelsin şunu alsın değil. Ben öyle ama, kayınvalide istiyorum. Bana işte bulursan haber oldu, ver. Bu oldu. Heh. Ya benim canıma kemerler pırlantadan ağırlığımca tamam. Altınlar olmadı pırlantalar verecek kayınvalide. Verir. Peki. Trabzon veriyorlar. Karadenizler tabii ki. Ucuz değil. Nerede ucuz? Biliyorsunuz onların da sıralısı tabii var. 6 sıra, 8 sıra, 10 sıra, 12 sıra. Hı-hı. Onlar da sıralı gidiyor. Şimdi onlar da Güneydoğu'da ucuz değil. Güneydoğu'da da kemer takıyorlar. Evet, kemeri, ya, onların adetleri Trabzon'u, var. Mardin işi. Hı-hı. Tabii ki. Bir Mardinli'ye muhakkak bir Mardin işi vereceksiniz. Mesela Hande şimdi kulağıma diyor ki, o tabii geçen yıl evlendi ya diyor ki, o şimdi hop gitti rejiye çıktı buradan hop koşarak. Diyor ki, aslında diyor düğünlerde diyor kayınvalideler diyor geline diyor mesela su yolu gibi gösterişte hafif ama pahada çok ağır bir şey yerine böyle koca koca altın bilezikler daha böyle ucuz olup da şaşalı duranları tercih ediyorlar diyor. Fakat sonra gelineceğiz tabii gençlerimiz onu takmıyor. Yani ben de takmam veya nerede takacak bir kere. Geliyor onu bozduruyor kendi gönlünce bir şey alıyor. O da bir yol. O da bir yol. Tabii en azından istediği bir şey oluyor. Evet. O da ona hatıra. Bilezik takmayı zaten tercih ediyorlar. Çünkü evet. Altın olduğu için daha çok para ediyor. Hı-hı. Altın takıp görüntüsü var. Bozdurduğunuz zaman da taşı istediğini alır diye düşünüyor. Öyle düşünenler evet, de çok. Var, veya var. Gelinliğe mesela hakikaten gelinliğe çok para vermeyip takıya vereceğim. Gelinlik niye para etmez ki ama takı para ediyor zihniyeti de var. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi biliyorsunuz görsele çok önem veriyor. Çünkü yayınlanıyor. Güzel bir gelinlik görüyorsun, beğeniyorsun. Takı arkada kalıyor. Çünkü ne kadar onu yakınlaştırabilir? Hı hı. Güzel bir düğün. Dinlere destan. Evet. İyi bir yerde, güzel yemeklerle daha çok. Ha takı şöyle oluyor, kendine kalıyor. Mesela ben takıyı tercih ederim. Heh. Çok şatafatlı, gelinlik çok güzel bir şey, çok özel bir şey. Ama mesela takı bana kalıyor ya, gelinliği kalıyor. O gece giyiyorum. Onun için şeyi anlamıyorum, dediğiniz çok doğru. Ben olsam bir gelinlikle değil mi? Gecenin sonuna kadar. Evet, sonuna kadar götürürüm. Onu tepe evet. Tepe kullanırım ama yani. Ama sonuçta gelinlikte de şu vardır. Ne kadar sade, o kadar zarif durur gelinlik. Yani çok işli, çok pırıltı,
çok şaşalı gelinlik çok güzel diye bir şey yok. Onu taşıyacak ifade, karakter de çok önemli. Ama mesela bir öyle bir gelin vardır ki çok sade yaparsınız. Saç aksesuarı, minik güzel bir takıyla muhteşem kaliteli bir gelin olur. Zaten gelinliği taşımak, yani kişi gelinliği taşımalı. Gelinlik kişiyi taşımamalı öyle baktığınızda. Onun için ben ne kadar sade, o kadar güzel olmalı diyorum. Ama sadede de şimdi Ceyhun da kulağıma söylüyor. Ne kadar sade ve asil aslında o kadar pahalı. Var. Çünkü sadelik, kumaşla alakalı, sadelik uyduruk kumaşı kaldırmıyor. Yani aynen. O sadelikte o kumaş çok önemli. Ama çok kaliteli duruyor. Hı-hı. Şimdi çok bana elegan da, duruyor evet. Yani. Hani bir tek taş gösteriyor. Küçük bir şey de tek taş ama görünemiyorsun. Hani bir tane olacaksa ya bir tane su kolye ya güzel bir tek taş hani... Küpesi, kolyesi bilmem nesi olacağını güzel bir su kolye olsun, güzel bir tek taş olsun, güzel bir küpe olsun ama bir tane olsun. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hepsini bir arada alıp aynı paraya vereceğimi bir tane büyük bir şeyi aynı paraya veririm ömürlük kullanırım. Ben de aynı. Yani bir tanem olsun her gün aynı şeyi kullanırım. Aynen. Yani, çünkü çok güzel ve daha gösterişli. Ne taktığını biliyorsunuz. Hani kişi karşındaki de beğeniyor. Kaliteli zaten, ürün kıyafeti de gösteriyor her zaten. Her şeyi gösteriyor. Mesela dümdüz bir kıyafet giyinin ama ayakkabı çok patlasın. Kıyafet farklı oluyor. Yani kıyafeti herhangi bir yerden marka olmasın ama güzel bir ayakkabıyla o kıyafet olduğu gibi kaliteli duruyor. Sezen Nur Hanım şey de önemli midir gelinlikte ayakkabısı gelinin? Rahat etmesi açısından önemli. Ayakkabı hiç gözüken... Yani model olarak çok hiç önemli değil ama rahat etmesi açısından önemli. Fakat şimdi kızlar hep spor ayakkabıya geçiyor. Baştan da spor ayakkabı giyineyim diyorlar ama ben de hayır diyorum. Çünkü yürümeniz güzel olmaz. İlk çıkışta o yolda gene de gelin ayakkabısıyla biraz topukluyla yürümek her zaman daha şıktır. Daha bir salına salına gidersin. Sporlarla o salınma yoktur. Pat 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 gidersin ama şimdi kızlar zaten alıp hemen spora geçiyorlar. Kalın, topuklu, bütün, dolgu topuk ayakkabılar topuklu var. Topuklu ayakkabı yavaş yavaş tarihe mi karışıyor? Stiletto gibi diye soruyorsanız düz gelinliklerde hayır tekrar var. Ve düz, dar gelinlikte, bilekte olan gelinlikte çok güzel duruyor stiletto. Ama kabarık bir gelinlikte hiçbir şey gözükmüyor. Zaten o zaman gelin adayları hep şey giyiyorlar. İşte kalın topuk, dolgu topuk, platformlu. E boy kısaysa boyu uzatmak istiyorlar. Damat boyluysa daha ne kadar topuk varsa o kadar giymek istiyorlar. Bir de stiletto yani bir anlam veriyor. Stiletto bayana. Çok şık. Yürüyüşüne. Ama tabii rahat ki. Değil ki. Hiç değil. Resim için ilk görüntü için çok güzel. Evet, size kalacak olan resimler çünkü. Aynen. Doğru. Ben her zaman onu derim. Sonra. Yani ilk görüntü için 30 sene sonra o resme bakıp hala kendinizi beğeniyorsanız o gelinlik işte zamansız süresiz kaliteli bir gelinliktir. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. İkinize birden bu soruyu soracağım. Biz görgüsüzleştik mi? Yani gelinlik seçimlerinde... Çünkü siz çok fazla şeye şahit oluyorsunuz. Yani oraya geliyor insanlar. Annesiyle geliyor, kayınvalidesiyle geliyor, damat adayıyla geliyor. Belki o kadarını bilmiyorum ama bir geliyorlar yani böyle arkadaşıyla geliyor. Sağdan soldan geliyorlar. Oradaki diyalogları da görüyorsunuz. İletişimi, ilişkileri görüyorsunuz. Talepleri görüyorsunuz. Ben bunu sadece gelinlik özelinde değil. Hani pek çok şey konuşuluyor. Bu evi dekore ederken de, altına ayakkabıyı alırken de, saçı düşünürken de biz... Görgüsüzleştik mi? Yani her şey artık böyle bir gösteriş amaçlı hale maalesef, mi geldi? Maalesef. Maalesef o var. Ben çünkü 37 senedir yapıyorum. 37 sene evvel Mahmutpaşa'da başladım. Ve Mahmutpaşa'dan Bağdat Caddesi'ne geçişteki süreçte her şey çok değişti. Her şey korkunç değişti. Şimdi önceden zaten ailelerle geliniyordu. Aileler ne derse oluyordu. Gelin hanımın hiç sesi çıkmazdı. O dönemlerde. Şimdi şu anda ben mesela evlendirdiğim kişilerin çocukları geliyor bana evlenmeye. O şekilde. Ama şimdi gelinlik bakmaya kızlar, 5 kız beraber geliyorlar. Şov yapıyorlar. Kaka kaki kiki gülüşüyorlar, çekiyorlar birbirlerini kameraya. Evet, şov yapıyorlar, eğleniyorlar. Sonra gidiyorlar. Anneleriyle geliyorlar. Sonra tekrar gidiyorlar.
kayınvalideyi getiriyorlar veya damat beyi getiriyorlar. Öyle bir sistem var artık. Hı. Ve sonunda da patlatma, pasta, parti, her şey yapılıyor. Gelinlik seçerken. Seçtikten sonra. Ay Allah sabır versin sonra, size. Sonra tabii ki. Bizde yok çok şükür. Sizde o yok. Şey. Öyle olan da yok. Bizde şey su yolunu su yolunu su seçtik yolunu. Hadi pastaları keselim yok. Yok bizde o yok. Şöyle işte demin dediğim gibi ya önden geliyor ya da eğer gelin tarafını tanıyorsak o zaman diyor ki Alex'i kayınvalidemi getireceğim şunları da göster. Hmm. En kötüsü hmm. Yani onu diyebiliyor. Tabii kişinin bütçesini daha çok yılların hanımefendinin dediği gibi ben de öyle 44 senedir bu işin içinde olunca eskiden gelin gelmezdi zaten. Gelin kayınvalide gelirdi, bir alyansını alırdı, bir tek taşını alırdı takıdı, kendine evet. Göre, takısını alırdı. Şimdi ilk önce gelinle beraber geliyorlar, ne beğeniyor ona bakıyor. Beğendin mi öyle, yoksa biz bilmeyiz öyle gelin gelsin şey yapısın alınır gidilirdi, geline verilirdi o gün, takılırdı. Veya gelin diyor ki ben zaten benim gelinliğim buna müsait değil yani. Hı. Alınıyor, konuluyor kenara. Daha sonra bir ben alayım krizler diyor. Krizler çıkıyor. Mesela öyle bir gelinlik yaptırmış ki ve kayınvalide başka türlü bir şey almış gelinle. Ama o gelinliğe uygun değil ve onu takmasını istiyor gibi krizler var mı? Alınganlıklar. Oluyor. Hani diyor ki ben isterdim ki bunu çıkışın o gelinliğine taksın. Ama Sezen Hanım çok doğru bir şey söylüyor. 30 yıl sonra da bakacak. Kız da kendini en mükemmel haliyle göstermek istiyor. O da aldığı takıyı göstermek istiyor eşine, dostuna. Ben gelinime şunu taktım ya, ne diye. Çok doğru. Evet. Çok ince işler evet. Gerçekten. Yani o da orası diyor ki ben de bunu taktım. Görünsün. Peki şöyle bir anlaşmaya varılabilir mi? Hani 30 yıl sonra bakacağımız fotoğraflara ilk girerken gönlümüze göre sonra ikinci saatte kayınvalidemizin takısını taksak. Şöyle yapılıyor şimdi odada takıyorlar, resimler çekiliyor. Çıkışın onu çıkarıyor sonra tekrar takıyor. Yani o gelinlikle sade bir giriyor ama odada kayınvalide işte anne, kızın annesi tarafıysa veya oğlanın annesi tarafıysa onlar bir görüyor neler takıldığını. Sonra geliyor tekrardan takılıyorlar. Ha bu takılmış veya hiç takmıyor veya after party'de takıyor o takıyı. Damat gelini görüyor mu ya önceden? Vallahi gören var. Çok yani, mu? Yani evet fazlalaştı. Aa, hani derler ya görünmez orada görür diye. Yani o şeyde sonuçta evet sürpriz olması çok güzel ama öyle düşünceler var ki ödeme yaptım görmek istiyorum. Ha, mesela. Oo. Veya açıklığından rahatsız oluyor ne giydiğini görmek istiyorum. Bunların hepsi var ve bunlar sonradan hakikaten ben FaceTime ile prova yaptığımı biliyorum. Yukarı bir santim, yukarı biraz daha kapalı. Yani onlar da var. Şimdi çok farklı aile yapıları var. Dediğiniz gibi çok farklı şeyler yaşıyorsunuz. Ben gece 11-12'lere kadar terapi yaptığımı bilirim. Kalırım yani. Aileler arası. Hı hı. Yani bunları yaşıyorsunuz. Siz tabii aslında yıllar içinde çok insan tanımaktan tabii, dolayı tabii. Psikolog. Bir de çok fazla ilişki evet. Görmekten dolayı da sosyolog olmuş durumdasınız. Evet, yani evet. Şimdi dışarıdan objektif bakıyorsunuz. Hı hı. Mesela kendimizle olan bir olayda kendi insan objektif bakamıyor. Orada beyin birazcık daha tabii farklı. Ama dışarıdan bir göz baktığınız zaman maalesef hepsini görüyorsunuz. Yani olmaz. Heh, o tam onu diyecektim Sezen Hanım. Böyle baktığınız zaman ikinize de soruyorum bunu. Tamam, çıkıyor. Bir yıl veriyorum. Tabii ki oluyor. Öyle çıkıyor. Anlaşacağını zannetmiyorum. Yok yani, arkadaşlar oradaki yok, ben bir yıl yok 2 yıl sürer. Ama çıkıyor. Sabah çıkıyor. Evet deyip akşam düğünde olmayanlar da var. Evet, olmadı da. Biz evlenmeyeceğiz diyen tabii de var. Tabii ki onu da rastladım ben. Aa öyle evet. İptaller oluyor. Tabii ki. Aynı bir tartışma yaşanıyor diyor. Ki. Yani biz şimdi bunu yaşarsak birkaç zaman sonra ne yaşayacağız deyip vazgeçen de çok oldu. Hmm. Hani veya arayıp biz ya olmadı. Peki sevgi bunun neresinde? Gerçekten aşık olmak, sevmek, ömrünün kalanında bilinçli bir şekilde yani ben bu adamla her sabah uyanacağım ve bu adamı seveceğim diye yola çıkmak ya da erkek için de aynı şey geçerli. Neresinde bütün bu şatafatın ya da bütün bu sembollerin? Düğün akşamına kadar bence. Sabahında. Bence hazırlıklara kadar. Düğün yok, akşam dedi. Akşam gelinlik provalarına kadar. Eğlenceler var, arkadaşlar var, after partiler var, takılar var, gelinlik var, şey var. O ambiyans, o heyecanı yaşayıp sabahleyin bu kadarmış diye biten de oluyor yani. Veya şey olarak bu kişi değilmiş.
Bu şimdi da var. Ama şey de var. Mesela şimdi gelen gençler de şey de artık daha akıllı, evet, mantıklı seçim yapan da çok. Hani çok duygusala gitmiyor da daha akıllı. Ben bu insandan işte yani çocuk yaptığımda baba olabilir mi? Veya erkek için de geçerli. Anne olabilir. Anne, evet, olabilir mi? Çünkü sonuçta çocuk yetiştireceksiniz. Yani evlilik zaten hani beraberlik. Onu o oluyor Allah nasip ederse. Onu düşünen de fazlalaştı aslında son zamanlarda. Hı-hı. Yani evlilik aslında o kadar kolay bir şey değil. Ama doğru insanı bulunca çok güzel bir şey. Paylaşımlar çok güzel, evet, bir şey. Peki bu evliliğin derinliğini idrak edip hani bundan iyi baba olur, bundan çok iyi anne kişi, olur. Ha işte hayat çok yolumuzda kişi, biz birlikte şöyle yürürüz gözüyle bakanlar. Bu kadar şatafatı da çok hani önemsiyorlar mı emin değilim. Onlarda yok zaten. İşte yok. Onlarda yok. O da daha çok beyaz yakalılarda oluyordu. Evet. Öyle bir de çok fedakar oluyor, olması gerekiyor. İşte devamlı aynı şeyi hem fedakar olacak hem bilmiyorum çok şeyi beraber paylaşacaklar. Hani bugün buydu, yarın buydu olup da ama bunları demiştim bu oldu deyince de bitiyor bir şeyler. Hani sen şunları vaat ettin. Hani diyorlar ya şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bir bakıyor ki olmuyor. Ben kendi ayaklarım üstünde duruyorum diyor. Ne seni çekeceğim diyor. Bu da var. Aynen. Ama zaten bizim yani bu az gelişmiş ülkelerin kaderinde o var. Yani evet, sonuçta biz toplum olarak kadının çalışma hayatında başlaması ve çalışma hayatında güzel yerlere gelmesi ama öyle bir genetik yapımız var ki onu oturtmak, benimsemek de herkese göre değil. Yani iyi yerdeyim. Seni çekmek zorunda değilim de bana yanlış geliyor. Ama belki erkek de onu pohpoflamıyor. Aslında gurur duyması lazım. İşte öyle yani bir onu yakalamak yanında zor bir şey, evet, tabii ki. Ama oradaki denge şey. Yani sen de iyi yerdeysen sen de nerede, evet, durman gerektiğini bileceksin. Evlendiğim gibi adam gibi değilsin. Hani nerede durman gerektiğini bileceksin derken şey olarak değil, geri anladım, planda anladım, değil de anladım, rencide edici olmama, hı-hı, açısından. Ya o çok ince çizgi çok onlar. Ince, çok, çok. Ona herkesin yapabileceği şey empati değil, kurabilecek, evet, yetenekli olmak gerekiyor. Herkesin, anlamak gerekiyor. Herkesin o kadar, becerebileceği bir şey bir değil. Bir de gençken çok kolay çok, değil tabii o. Ki. Yani o belli bir saatten sonra o dengeler tabii, oturuyor. Tabii tabii. Şimdi kaç yaşına geldik, kaç senedir şimdi bu düşünüyoruz yapıyoruz. Tabii geçmişi, farklı, bugünü. Tabii ha diyoruz ki bunları da yaşadık ama yine bizim jenerasyon daha eyvallahçıydı sanki. Ne yapalım daha artık yapmıyoruz. Daha geçinmeye gönlü yani vardı. Yani bir de ayıbı biliyorduk, günahı biliyorduk. Ya şunu yapmasak neyse demeyeyim diyorduk, istemeyeyim diyorduk. Yani şey şimdi öyledir gençler, balayını en güzelini istiyor. Bir yerlerden uyduruyor ya taksit yapıyor ya bilmem ne yapıyor. Görüyor. Zaten evlilikler tabii bunlarla tabii giderek görüyor. Evet görüyor. Instagram'dan. Her şeyi şuradan görüyor. Görüyor. Yani görünce bakıyor. Taksitle zaten. Düğünleri de oradan görmüyor mu işte? Falanca işte influencer öyle evleniyor. Evet. O da istiyor. Ben de böyle olmak istiyorum, evet, diyor. Ya da komşusu, yakın arkadaşı öyle evleniyor. Evet. O da ben de böyle evlenmek istiyorum diyor. Ve böyle herkes zaten başkalarına göstermek adına zincirleme bir reaksiyona giriyor. Bizim tabii zamanımızda hani ben kendimden bahsedeyim ki kuyumcuydum, eşim de kuyumcu. Hani bir tek taş vereyim, evlenme teklifi edeyim diye. Öyle yok. Çok gibi sık öyle ben bilmiyorum. Yoktu. Bu yeni yeni yani. Şimdi şu, tek taş teklifte tek yani taş, evlilik, evet, teklifinde. Böyle tek diz çökülecek. Aynen, aynen. Özel onun programlar için yapılıyor, Amerikan, ediliyor. Amerikan. Aynen. Evet. Yani yoktu ki benim zamanımda. Ben biliyorum şey alyansımı bir sene sonra Beştaş'ıma eşim bana aldı. Biz o işin içindeyiz ama şimdi evlenmeden her şey var. Yani sonra şey da var, ne isteyeyim derdine. Çünkü yozlaştı, o var başka ne olsun. Evet. Şimdi mesela resimlere baktığında ben hangi sene evlendiğini söylerim. Modelden, takısından. Tabii. Ve çıkıyor ortaya. Çünkü kızların hepsi aynı gidiyor. Yani ben bunu istiyorum. Bu mesela geliyor çok sade ama o içinden farklı bir şey çıkıyor. Gelin olmak farklı bir şey. Farklı bir duygu bir herhalde. Bir dizinin gelinliğini onu, herhalde yani şey var yani gelin olma olayı içine yerleştiği zaman o gelin yani onu her şekilde ya, kullanmak niye istiyor. Ya olmadı? Ben iki kere evlendim. İki şahane eşim oldu bu hayatta. Çok şanslıyım. İlkinde de mini bir gelinlik giydim balerin gibi. Ve bana kalsa ben hani gidip bir yerde böyle imza atmak benim için yeterdi. Babam ısrar etti. Minik bir kokteylimse böyle bir o zaman böyle bir şeyde göl kıyısında, evet, evet, yaptık. Kır düğünü aynı yoktu bize, öyle bir şey. İkincisinde de ben yine hiç istemedim. Gidip imza atmak yeterli. Ama eşimin ailesi istedi. Orada da öyle bir şey oldu böyle. Bana kalsa ben niye öyle değilim? Benim içimden böyle bir şey çıkmıyor. Yani bana kalsa ben hani o
ona uygun şık bir kıyafet. Ama o şey yapıyla da alakalı. Evet. Ailenin verdiği, kendini tanıması. O siz ben değilim diyorsunuz. Ailenin verdiği şeyle de alakalı. Mutlu olmak eğitimle. Yani yaşadıklarınız. Ön planda onu tutuyorsun. Kıyafetini, takını. Yok. Hani görseli değil. Benim için bir şey. Bir hani. De çok iş işte. Geliyorsunuz 50 kere provaya. Aynen. Şimdi, neyse 50 kere gelmiyorsunuz. Yok sizin i̇ki için prova. De. İki prova. İki yok prova. Sizin için demiyorum. Ama dediğiniz çok doğru. Yani hep hep bir şeyleri seçiyorsunuz. Gelinlik seçiyorsunuz, takı seçiyorsunuz, evin fayansını seçiyorsunuz, perdeyi seçiyorsunuz. Yani çok hep bir yorucu. Şeyler seçme evet. şeyindesiniz. O karışıyor, anne yapıyor, gelin diyor ki anne onu istemiyorum, şöyle olsun diyor. O öyle böyle. Yani herkes kendi fikrini söylüyor. Fena. O aldığı için o sahipleniyor. Oturacak olan veya takacak giyecek olan sensin ama ben yapıyorum ya benim dediğim de olsun. Bir de şey de var ondan çok mesela eğer kayınvalide veya anneler için söylüyorum. Eğer kendileri yapamadıysa tabii, evlatlarında. Yapamadığı her şeyi gelininde veya kızında yapmak istiyor. Mesela ben taç takmadım sen taç tak. Şimdi anne diyor ben taç ama takmalısın ben takmadım içimde kaldı. Çünkü o zaman onun kayınvalidesi taktırmamış. İçinde kaldı ben bunları yaşadım yani gözümle. Veya bir kızlar bakmaya geldiklerinde beğendikleri zaman ben hep söylüyorum. Gelin adayına sakın çok beğendiğini annene söyleme. Sakın söyleme. Bu bir şey gibidir. Hani bir gelinlik beğendim çok güzel, şöyle güzel, böyle güzel. Beklenti çok fazla oluyor. Ve onsuz seçtiği için anne geldiğinde hiç beğenmiyor. Ben bunu çok yaşadım. Çok ilginç. Bu evet, ne evet. büyük egolar yani acayip içte bunu, kalmış şeyler. Ben bunu çok yaşadım. Ama şöyle bir şey dakika, değil mi? Çok önemli bir şey evet, söyledim ama yani buradan hani bir kere tekrarlayalım. Tabii evlenecek olanlar, annelerin yani beğendiği gelinliği, anne ben beğendim şöyle böyle şöyle böyle yani geneli %85-90 yaşamışımdır ve söylerim. Bu hani şeydir, bir film seyredersiniz çok beğenirsiniz, gidersiniz filmi seyretmiyor ama bu muydu beğendikleri gibi mi veya annenin kendi şeyi mi hani ben siz nasıl... Ben bunu beğenmedim. Bence bu değilsin sen. Sen şuna geç. Ama kızın hemen tabii ki aklı karışıyor. Evet. Çünkü annenin dediği o zaman daha... abartmıyoruz annelerimize gidip. Bence abartmamak lazım. Sakin davranıyoruz. Bir şey bir tane beğendim ama seni de görmeni istiyorum. Gibi yapacağız. Yani gerçekten ama öyle. Ben bunu çok yaşadım. Ay anneler de biraz rahat bıraksınlar çocuklarını. Ama yani ne istiyorsa giysin çocuk da yani. Kendinde yaşamadın dediği gibi onu yani da yaşamak istiyor. Yani çocuğun düğünü ya. Bırak istediğini giysin ya. Yani abuk subuk değilse hani. Hani çok ama işte şey var. Yani yaşayamadığı şeyleri bu şey gibidir. Okul seçerken de hani anne baba yapamadıysa şu okula git. Evet. Üniversiteye şunu seç. Yani yönlendirme onun gibi bir şey. Ya ben de o kadar bir şey söyleyecektim ama Araksiciğim. Hani şey diyecektim bu takıda da böyle oluyor. Mesela kayınvalide geliyor gelinimi getireceğim diyor ama güzel bir şey olsun. Hani taşı işte 20 santim olsun falan. Kızcağız geliyor okulunu bitirmiş işte mühendis olmuş çalışan bir kızcağız cici bir kız. Böyle ince bir alyans istiyorum diyor tam tur. Kayınvalide diyor kızım olur mu şunu yap. Yok anneciğim diyor ben onu takamam. Hani dediğiniz gibi işte belki kendine o ince takılmış o gelinine büyüğünü almak istiyor. Ya, bunu, ben böyle de oluyor. Bu çok güzel. Evet. Benim ikinci evliliğimde o kadar hani bu işlerde değilim ki kayınvalideme dedim ki onun bir gelinliği varmış annesi dikmiş. Onu ben giyeyim dedim. Yani anneanne de hayatta. Çok güzel. Anneanne de görsün dedim çok hani benim giy, benim de üstümde görsün olan hani torunu evleniyor. Onlar da çok mutlu oldular. Sonra götürdük böyle bir kuru temizlemede eteğin altı ütülerken de yanmış. Hiç problem değil dedim. Hani çok üzüldü kayınvalidem. Hiç problem değil dedim. Kısalır ben yine onu giyerim. Orayı şey yaptık. Kıvırdık. Ben yine onu giydim. Ne kadar yani misin? Hani sizin için de özel ama oldu. Ama çok mütevazi davranmışsınız. Bir de o yani çok özel bir gelinlik ama. Ama çok anlamı var. Tabii ki anlamı hem çok, anlamı tabii çok ki. Özel oldu. Yani. Hem sizi mutlu etti hem o kişileri mutlu etti. Ne kadar özel, yani ne kadar güzel bir duygu. Gerçekten bunlar mesela gelinlik çok önemli. Benim de içimde kalan şeyler var. Şimdi düşününce aslında oluyor insanın içinde. Tabii ki. Gelinlik önemli bir şey. Yani herkes kafasına göre bir gelinlik giymek istiyor. Mesela ben bir kere diyor. Evet. Güzel bir şey yani olsun. Aile çok karışmamalı. Çünkü ben ilk işte o balerin gibi mini gelinliğimi giydim. Benim ne babam bir şey söyledi. Yani kimse hiçbir şey söylemedi. Niye bunu giyiyorsun? Düzgün gelinlik giysene diye demediler.
Belki sizi tanıyorlardı. Bu bizim yapı olarak duyuyordu. Yani evet. Yapı olarak sizi tanıdıkları için evet. Bu da vardır. Ya o da var. Yani böyle aileler de var tabii ki ama çoğunluk diyemeyeceğim tabii. Yani azınlık tabii, da var. Bir de genel hani anlamda baktığında bizim gibi sesimi çıkarmayıp evet baskın. Ne yapayım bunu ben de Ağustos'un sıcağında evlendim. Şimdiki aklım olsa hayır derdim. Uzun kollu bir gelinlik giydim. O bu yönlendirdi. Çok, bu iyiydi. Peki çok terlemiş miydin? Basmış mıydı tabii gelinlik? Tabii Allah'ım bir an önce şunu atsam tekmeleyerek ama girdim. Ama mesela Sezen Hanım yönlendiriyor. Ama şimdi bizim zamanımızda şey, yönlen bu kadar geniş. 38 sene önceden kaç bahsediyorum. 88'de. İşte 80'li yıllarda evet. Zaten gelinlikler karpuz kol, lamba dedikleri, dantel, bu şekilde eldiven, dantel. Gelinlik yoktu. Evet, öyle 80'ler şeyler. Öyle miydi? 80'ler, o zaten şimdi bence 70'lere kadar, yani 50'ler, o 40'lar benim, siz görmediniz, hı-hı, anneannemin gelinliği duruyor benim dekor olarak. Baktığın zaman gelinliklerin bir karakteri var. Evet. 60'larda da çok, hı-hı, 70'ler, Türk filmlerine baktığınızda o çan, kabarık evet, duvaklar, çiçekler aynen, falan. Annemin yani öyle, İbrahim Bey'in annemin öyle. Karakteri vardı ama 80'lerde Lady Di'nin evliliği ve o tafta ve kabarık gelinliklere döndü. Buraya 90'larda bebek gibi, bebek şeyi. Çin girdi. Şey. 90'larda Çin dünyada evet, içeriye girdi sektör olarak. Saten temizlenebilir, saten yıkanabilir satenle. Aynen. Kiralık gelinlikler gene öyle karpuz kollar. Yani gene mesela strapless ama burasında tül, brodeler olan şeyler. 2000'li yıllarda gelinlik daha bir şeye geçti. Kırık renk, iki parça. Hatta kayınvalideler hep iki parça istiyorduk üstü. Sonradan gelinler giysin diye ama hiçbir zaman giyilmedi evet, yani öyle. Şimdi gelinlik olayı çok daha farklı. Yani o zamanlar karakteri şey, şimdi de oturdu o karakter. Şimdi zaten bu sene zaten hep uçuşan tül, helenistik, hiç tarlatan giymeden o şekilde ya da dümdüz kumaşlar, hı-hı, satenler, ziberlinler, daha düzler. Yani bu sene da daha karakteristik ama tabii ki. Biz takıda şurada 2-3 senedir su kolye yine revaca çıktı. Yoksa öncesinde yok damla muydu öyle? Yine vardı ama bu kadar değildi. Şimdi günlük hayatında da insanlar su kolye takmak istiyor. Evvelden sadece gelinlere falan nerede takacağım derlerdi. Daha çok damlalar. Tişörtlerle takıyoruz artık. Şimdi işte artık onu diyorum, her şey değişti. Hı-hı. Evvelden takam bir 5 taşımızı büyükse koyardık kasaya. Takamazdık. Şimdi problem değil her gün. Giderken bırakırsan onu. Bırakacağım, onun için getirdim biliyorsunuz. Şey yaparsan tamam, ben onu giderken tamam, şöyle bir şeye tamam, kasaya. Ben biliyorum. Nereye bırakacağım biliyorum. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin Aslı devam ediyor. Peki gelinlik şimdi satın aldım. Ne yapacağım ben onu? Ben onu ne yapacağım? Aldım ben de. Vallahi işte annelerine bırakıyor kızları bir sonradan. Yok şimdi satıyorlar. Gerçekten dediğiniz doğru. Oraya koyuyorlar. İşte hani bir yerden evet, aldım. Tık satılıyor. Daha tabii, uygun tabii, fiyata satıyorlar. Ama şimdi şu da var. Çok özel bir kumaşsa gerçekten. Hı-hı. Şimdi bir zamanlar şantuk çok çalışırdık, yani ham ipek. Şimdi o kumaşı satmaya kıyamazsınız. Çünkü metrelerce bir kumaş, onunla çok şeyler yapılır. Hakiki Fransız danteli, kıyamazsınız. Fransa'da boyanır, çok güzel olur. Ama şimdi hani tüller, uçuş uçuş şeyler, belki onda üstü çok güzel işlemeyse, o işlemeyi kıyamazsınız. Onu da boyanabilir, şu anda her şey boyanabiliyor biliyor musunuz? Full boyuyorsunuz. Siyaha boyanır, üst beden, her şey evet, olabilir. Çok açık renge boyanır. Antrasit olabilir. Hı hı. Her renge pudra olabilir. Olabilir yani. Kısaltılabilir. Ama kısaltılabilir tabii, o şekilde. Fakat hani bu şey dediğim gelinliklerde tabii olmaz. Böyle pamuk prenses gelinliklerinde zaten öyle bir şey yapamazsınız ama bu seneki bazı gelinlikler gerçekten sonradan değerlendirilebilir şekilde. Hı. O bence güzel. Güzel kumaşlı. Zaten kumaş güzel olunca da tabii, güzel yani. Çok fark ediyor değil mi? Yani Fransız dantellerini artık maalesef saklıyoruz dolabın içinde katlı. Hazırda dikip koyamıyorum askıya. Hı-hı. Çünkü yok artık Fransız danteli yok. Onlar bile mi üretiliyorlar yok ama artık? Şimdi sonuçta bu hep kalede, hı-hı, Fransa'da, hı-hı, kalede
tezgahlarda üretilen şeydi. Şimdi Çin, Hindistan olduğu gibi metrelerce benzerini yapıyor. Ve eskiden şeydi çünkü 5.40 kuponlar, 90 yen, sonradan bir 1.40 yene geçildi. Şimdi artık onlar da, o Fransızlar da sağlıklı yaşayın. Ne olacak, Frans Tanteli yeniden onay mı geldi? Öyle mi diyoruz? Yedi. Frans Tanteli yeniden mi üretilecek? Çok teşekkürler, hep birlikte olsun. Vallahi üretilse keşke, çok güzel. Çok güzel dantel. Kimse bu kadar uzun, yani fiyat kazanç oranına bakındığında emeği bu kadar yoğun olup da az üretilebilen bir şey artık istemiyor. O kadar kitlesel üretime geçirdik mes production'a. İşte ne yazık ki, değil mi? Aynen. Tabii. Şimdi her şey makineyi, bilgisayara. Demin onu konuşuyorduk. Evet. Evvelden biz otururduk, işte kağıtlara çizerdik. Oradan sarıya veya altına çizimi yapardık. Ustam öyle yapardı. Şimdi öyle değil ki, her şey bilgisayarda. Alıyorsun modeli, bilgisayardan çiziyorsun, ediyorsun, veriyorsun makineye, mumu çıkıyor, döküyorsun, yapıyorsun, veriyorsun. Günlerce sürerdi. Peki şimdi, sahtekar damatlar ve gelinler. Bizde yok ama bilmiyorum. Pamfin foncu damat. Ha. Aslında başka kırıkları var, evleniyor ama. Aa, tabii ki. Arkada ve devamında fanfinfonlar var. Var. Takı almaya ve gelinlik almaya geliyorlar. Orada yani anlıyorsunuzdur artık. Ama o damadı anlıyorsunuz da sesiniz çıkmaz. O yakın zamanda rastladım zaten. Bir türlü almaya gelemedi. Yarın geleceğim, bugün geleceğim, çünkü geleceğim, yarın geleceğim, bugün geleceğim. Değil mi? Bizde damat mamat gelip almadığı için şanslıyız. Kayınvalide gelip alıyor. Aynı damat peki gelip de başka bir sevgiliye ileride 3. yılında evliliğini? Şimdi o farklı bir şey herhalde olacak. Farklı bir şey. Hani 3. yılında falan değil de bunlar daha evliliği oturmuş kişilerde bizde çok oluyor. Hmm. Artık takılmıyorlar çünkü pahalı bir şey. Bir çiçek, bir beden, bir kıyafet olabilir, bir çanta olabilir. Bir dedin sen az önce marka vererek. Özür dilerim. Duyduk mu bunu? Özür dilerim. Ay, özür dilerim. İşte herhangi bir mağazadan. Ondan sonra yani onları tercih ediyor. Takı artık çok zor. Hani isim vereceksem kendi ismimi verirdim. Niye onu verdim? Bilmem orada hani giyse bilmem ne şey oldu. Ama gelinlikte şeye rastlıyoruz tabii. İkinci defa evlenmeye tabii, gelen. Tabii. Evet. Aynı kişi getirir ben size. Ben şimdi tabii ki niye geldiniz diyorum. Olsun Sezan Nur Hanım diyor mesela, şey evet. Değil ama ne olur hiç bahsetmeyin. Yok canım, bahsedilir mi? Hiç o şeyi içine bahsedilse ne olacak? Kız da biliyor. Geçmişte kalmış. Sizde de oluyor tabii. Ama onu kızla o yaşla veya alakalı. Aynen. Yani onu genç kızlar doğru. Yaşamak istemezler. Öyle. O sıkıntıyı da yaşamak istemiyor. Karşısındaki adamın herhangi bir sorun çıkarma riskini göze almak bizde istemiyor. Bizde de oluyor. Evet. Ama çok olgun gelip de hiç önemli değil. Güzel bir gelinlik, sade bir gelinlik kıyafet diktirip işi bitiren de var zaten yani. Yaşanıyor. Peki. Şimdi bir de gerçekten evlenmeyecek olan gençler geliyor ya. Sırf arkadaşları toplanıyor. Tabii canım, eğlencesine evet, gelinlik denemeye evet. Gidiyorlar. Biz onu engelledik. Nasıl çekiyorlar? Engelliyorsunuz onu? Nereden ayırt edebiliyorsunuz? Vallahi şöyle, ayırt edemezsiniz. Görüyorsunuz ama mecburen giydiriyorsunuz. Fakat şimdi artık sunumdan şey alıyoruz, ödeme alıyoruz. Ha. O zaman o kalktı. Gerçek anlamda gelinlik almak isteyenler geliyor. Tamam. Ama gelinlik siparişi verdiğinde biz onu oradan düşüyoruz. Değil mi? Evet, çünkü sizin dediğinizi o kadar çok yaşadık ki, terziyle geliyor, kendi kendine gelip bakıyor ve söylüyor size, benim evlenmemi var, günü daha belli ama ben deneyeceğim diyor. Hı hı. Siz orada gelen müşteriye deneyemezsin diyemezsiniz. Bunu yapan çok. Hmm. Çok haklısınız. Çok. Yani o gelinlikler de o kadar hassas şeyler ki aslında. Çünkü askıdan da verebiliyorsunuz. Hı-hı. Askıdan almak isteyen de var. Nitekim de bunu konfeksiyon yapan firmalar çok. Bütün giyilen gelinlikleri veriyorlar. Evet. Evet. Biz dikiş yapıyoruz. Bizde... Yani arada fark var tabii ki. Şimdi bu yıl bizim temamız zeytin ağacıydı. Zeytin, evet. Bu bizden size birer, belki size bir gelinlik veremiyoruz ama o işin piri sizsiniz. Biz de böyle geleceğe umutla bakıp, İnşallah. Sağlıklı köklerle. Evet, bahçeye hemen evet. Onu dikeceğim. Aa, o güzel bahçeye, evet, değil bahçeye mi? Dikeceğim. Galiba önce bir şeyde birazcık daha büyük bir saksıda, saksıyla biraz değil sonradan, mi? Evet.
Araksicim, böyle takdim ediyorum. Bizim teşekkür ediyoruz. Arka bahçe. Şimdi bir de arkadaki o dileklerin olduğu ağaca sizin de isminizle birlikte dileğiniz yazılsın diye sizlerden birer dilek rica edeceğim, kişisel. İsmimizi yazacağız. Evet, lütfen. Mesela herkes evlensin ya da herkes pırlanta alsın. Ben de kişisel dilek yazayım mı? Giderken Araksi boynundakini bana bıraksın. Dileğim bu. Benim dileğim de. Direkt gözümü belertip kadının boynuna dikmişim ama. Ben de gelinleri bekliyorum. İsim yazdınız nokta değil nokta mi? Evet. Tamam. Bakayım. Ha bakayım. Ha evet. Gelinleri bekliyorum. Bekliyoruz. Bu neymiş? Ne? Ne? Aslı Hanım su kolye alsın. Aa ben ya ısrarla diyor ki ben sana bunu giderken vermeyeceğim. Giderken bırakacağım. Gideceksin alacaksın gelip benden diyor. Dileği bu. Ay inşallah Araksi. Senin kalbin çok temiz evet, olur bu. Alacağım. Ben geleceğim bir parayı bastıracağım sana. Araksi'cim ya. Para sonraki. Sonra seyirciye göstereceğim bakın diyeceğim. Su kolyeyi kendi paramla aldım diyeceğim. Evrene evet. Yolladınız. Evrene yolladım. Ben seyirci yolladım işte. Burada tamam. Günlerce ay ben duracak. Seyirciyle de paylaşırım. Bakın bakın aldım evet. Diye kendi paramla evet, aldım. Evet diye. Ne güzel olur. İnşallah. Allah bana çok para hep ver. Hep böyle pırıltılı olsun hayatınız. İnşallah ama hepimiz ama bu kendi için bir şey dilemedin bu arada. Olsun ben dilediğim her şey gönlümde oraya veriyorum buradan. Ben de sizin için görgülü, emeğe saygı duyan, ay inşallah, gelinler, damatlar, nasıl? Müşteriler, kayınvalideler, dünürler diliyorum. İnşallah. Kazancınız bol olsun. Amin. Kurdan olumsuz anlamda etkilenmeden tamam. Evinize sonsuza kadar ekmeği götürün bol bol böyle. İnşallah hepimiz beraber ekmeğimizi herkes için geçerli inşallah. Evet. Bol kazançlar, bol güzel, sevgi dolu günler olsun. Ürünün bereketli olsun çiftçi kardeşim. Amin. Evet. Amin. Loda Mobilya, Aslı Şafak'la işin aslını sundu.